Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci bir Uzaktan Eğitim Portalı projesi için hazırlamış olduğumuz yeni bir video eğitiminde daha sizlerle birlikteyiz. Ben eğitimciniz Sarp Arıkan. Bu eğitimde NVDA'nın Microsoft Word'de olan etkileşimini inceliyor olacağız ve metin okuma kısa yollarından, metin seçme kısa yollarından bahsediyor olacağız. Aynı zamanda Microsoft Word menülerine erişimi ve bölümlerine erişimini konu alıyor olacağız. Öncelikle Microsoft Word programıyla Nevada'nın etkileşim içerisinde en sık kullanacağımız tuşlardan bir tanesi olan F6 tuşuna basarak Microsoft Word'e ne gibi bölümler var bakalım. Panosu, güvenlik uyarısı grup, bir kısım panosu, durum çubuğu durum çubuğu, sayfa numarası sayfa 1 bölü 1 düğmesi belgedeki sayfa numarası, gezinti bölmesini açmak için tıklayın veya dokunun. Burada Sayfanın yani programın en alt tarafında yer alan durum çubuğunda çeşitli bilgilere erişim sağlayabiliyoruz ve bu çuba odaklandığımızda sağ sol yön tuşlarıyla Sözcük sayısı 17 sözcük düğmesi belgedeki sözcüklerin sayısı yazım ve dil bilgisi denetimi hata yok düğmesi okuma modu geçiş düğmesi basılı değil bir belge yok yazdırma düzeni geçiş düğmesi basılı belgenizin yazdırıldığı okuma modu geçiş düğmesi basılı değil bir Sağ-sol yön tuşuyla bir önceki ve bir sonraki kontrol arasında gezebiliyoruz. Yazdırma ve dü düzeni geçiş düğmesi basılı değil Belgenin Küçült düğmesi küçült. Büyüt düğmesi büyüt. Boyutlandır yüzde yüz düğmesi. Sayfa numarası sayfa 1 bölü 1 düğmesi. Belgedeki sayfa numarası. Sözcük sayısı 17. Sözcük düğmesi. Gibi detayları bu şekilde gezerek öğrenebiliyoruz. Bir daha F6'ya basalım. Panosu. Şerit sekmeleri kontrol sekmesi. Giriş sekme sayfası seçili alt. şey 2 bölü 12. Burada, e, gerek Microsoft Word'de gerek Windows e, yeni versiyonlarda karşımıza çıkan ağaç görünümünde açılır menüler yine e, Office 2016'da da e, karşımıza çıkmaktadır. Word 2016 içerisinde yer alan bu menü grupları sağ sol yön tuşlarıyla ana başlıklardan ve e, aşağı yön tuşuyla ise alt başlıklardan oluşan araç erişim sağlanabilir. Şu şekilde. Ekle sekme sayfası seçili alt. O 3 bölü 10. Tasarım sekme sayfası seçili alt, X4 bölü 12. Sayfa düzeni sekme sayfası seçili alt, ü 5 bölü 12. Başvurular sekme sayfası seçili alt, V6 bölü 12. Posta gönderileri sekme sayfası seçili alt, L7 bölü 12. Gözden geçir sekme sayfası seçili alt, R8 bölü 12. Görünüm sek, mat, play sekme, mat, acrobat, yazalı menü. Yine burada yazı alanını sağ yön tuşuyla hareket edip geldiğimizde istediğimiz e, kontrolleri de yazarak ulaşabiliyoruz. Tekrardan yine buralarda tapla da veya shift tapla. Şerit sekmeleri kontrol sekme yazalı. Şerit sekmeleri kontrol sekmesi. Paylaş geçiş düğmesi basılı değil. Açıklamana dosya sekmesi düğmesi alt D1 10, 12. Aynı zamanda kısa yolu olan alt D'de de dosya sekmesine erişim sağlayabileceksiniz. Dosya sekmesindeyken hızlı erişim araç çubuğu araç çubuğu bir kere e, yukarı yön tuşuyla da hızlı erişim araç çubuğuna gelip burada özelleştirmeler yapabilirsiniz. Microsoft Word eğitimi portalımız dahileta geniş biçimde yer alacaktır. Ama yine e, burada temel bir giriş olması açısından ilgili herhangi bir e, menü grubuna gidelim ve aşağısındaki araç e, çubuklarına nasıl erişim sağlıyoruz bakalım. Dosya Şerit sekmeleri, ekle sekme sayfası seçili alt, oy. Ekledeyken örneğin seçili durumdayken bir kere aşağı yön tuşu. Ekle grup, sayfalar grup, sayf. Sonra kontrol, sağ sol veya tap veya shift tabla araç düğmeler arasında gezebiliyoruz. Tablolar grup, çizimler grup, kişisel arama çizimler grup, kişisel eklentiler grup, medya grup, bağlantılar grup, bağlan. Kontrole basılı tutarken sağ sol yön tuşuyla aktifleştirip aralık çubuğuna basıp ilgili araç çubuğu düğmesiyle etkileşime girer ve çalışmalar yürütebiliriz. Şimdi belge bir Microsoft başlık seviye 1 NVD Microsoft Word'de Microsoft Word'de <laughs> iki farklı dolaşım sistemi var. Bir tanesi hızlı dolaşım tuşları ki bunu aktifleştirmek için insert boşlukla şu en son çıkardığım sesi duymanız yeterli. Bu mod hızlı dolaşım tuşlarını aktifleştirecektir. Ve örneğin başlık düzeyleri varsa başlık düzeylerinde veya linkler varsa linkler düzeyinde form alanları varsa form alanları düzeyinde Word içerisinde gezebilirsiniz. Insert boşlukta şu sesi duyduğumuzda ise artık yazma modunda olduğunuzu gösteren bir ses olarak karşımıza çıkar. Burada da Word'de çeşitli metinler oluşturabiliriz. Şimdi öncelikle okuma komutlarından kontrol home'la. Başlık seviye bir sayfa, bir bölüm, bir satır aralığı, bir nokta 1 satır NVD aile yöt kullanımı. Bu arada parantez içerisinde insert e, N ile e, tercihler alt menüsünden NV'da'nın belge formatlarından ilgili belgeyle alakalı ayarları yapabileceğinizi söyleyebilirim. Yani yazım hatalarını bildirmeye, yazı stilini bildirmeye ilgili ayarları yapabileceğinizi söyleyerek parantezi kapatalım. E, bu menüden de özelleştirebilirsiniz. Satır aralığına kadar birçok bilgi isterseniz duyabilirsiniz. Şimdi burada e, önce okuma komutlarından başlık seviye bu bir deneme e, sağ sol yön tuşuyla karakter karakter u b u aralık b i r aralık d e n e m e r y şeklinde okutabilirsiniz. Tekrar kontrol ile birlikte sağ veya sol e, hareketle e, cümle e, kelime kelime okutabilirsiniz. Yazısıdır. Deneme. Bir. Bu. Bir. Deneme. Yazısıdır. Ve cümle cümle okutmak içinse klavyeden alt tuşuna basılırken yukarı aşağı yön tuşuyla Başlık se Başlık deneme Yine Bu bir başlık bu bir Okutabilirsiniz şey, ekle, grup, belge. Başlık bu bir deneme yazısıdır. Bu bir deneme yazısıdır. Ne ile yurt. Aynı zamanda ee, bu tuşların yanı sıra kontrol shift e de seçim yapma bölümüne geçecek olursak Başlık bu bir deneme Kontrol Shift birlikte sağ sol yön tuşlarına basarsak bu seçil bir seç deneme seçildi Burada biz kelime kelime seçebiliriz. Karakter karakter seçmek için ise Shift ile birlikte sağ sol yön tuşuna basmamız yeterli olacaktır. Aynı zamanda burada numaratik tuş takımda da belge inceleme modunda yine belge içerisinde gezebiliriz. 1. Bu. Geride inceleme kepi. Geride ince belge incelemesi. Bu bir deneme. Insert 7 ile aktif değilse belge inceleme modunu aktifleştirebiliriz. 4-6 ile kelime kelime. 1. Bu bir deneme yazısıdır. 8 de Bu bir deneme yazısıdır. Neveda ile Word kullanımına ilişkin bir deneme anlatım gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda 2 veya 3 de de Y A karakter karakter gezebiliyoruz. Başlık seviye bir ne sol ne bu bir deneme yazısıdır. Neveda ile Word kullanımına ilişkin bir deneme anlatım gerçekleştirilmektedir. Evet. Bu şekilde de yine karakter karakter gezebilmemiz mümkün. Dediğimiz gibi numaratik tuş takımda belge inceleme e, modunu aktifleştirmemiz yeterli olacaktır. Aynı zamanda bilgisayarınızda yer alan uygulama tuşuyla da ilgili metinle ala, e, ilişkin menü grubunu açıp aktifleştirebilirsiniz. Microsoft Word'ün ne veda ile olan etkileşimi bu şekildeydi.